İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin düşme sebebi araştırılıyor. İran Genelkurmay Başkanlığı soruşturmanın ön raporunu yayınladı. İlk bulgulara göre bir saldırı şüphesi yok. Dünyanın konuştuğu helikopter kazasına ne sebep oldu? 19 Mayıs günü İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dahil 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza hakkında ön inceleme raporu yayımlandı. Rapora göre helikopter önceden belirlenen rotada yoluna devam ediyordu. Kontrol kulesinin uçuş ekibiyle yaptığı görüşmelerde de şüpheli herhangi bir durum bulunmadı. Pilotun kazadan 1,5 dakika önce konvoydaki diğer iki helikopterin pilotlarıyla iletişime geçtiği tespit edildi. İlk bulgular helikopter konvoyunda yolculuk yapan reisinin özel kalemi Gulam Hüseyin İsmail'in açıklamalarıyla örtüşüyor. Biz Cumhurbaşkanı'nın arkasındaki 3. helikopterdeydik. Bulutların üzerine çıktık ve yaklaşık 30 saniye ilerledik. Pilotumuz aniden Cumhurbaşkanı'nı taşıyan helikopterin kaybolduğunu fark etti. Pilota ana helikopterle en son ne zaman iletişim kurduğunu sordum. Pilot 1 dakika 30 saniye önce bize bulutların üzerine çıkmamızı söylediği sırada cevabını verdi. Rapora göre helikopterin parçalarında kurşun veya benzeri harici cisim izine rastlanmadı. Yani saldırı işareti bulunmadı. Düşüş sonrasında helikopterde yangın çıktığı belirtilirken bölgenin engebeli, havanın soğuk ve sisli olmasının arama kurtarma çalışmalarının uzamasına neden olduğu vurgulandı. Ön rapora ilk yorum İran hükümet sözcüsünden geldi. İran hükümet sözcüsü Ali Bahadiri Cehromi, helikopterin bulutların üzerine çıkamamasının ve sis tabakasının içine girmesinin nedenleri araştırılmalı dedi. Soruşturmanın kesin sonuçları incelemenin tamamlanmasının ardından paylaşılacak. Kazada ölen İran Cumhurbaşkanı Reisi, Perşembe günü Meşet'teki İmam Rıza Türbesi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. İran'da bir türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi reisi oldu. Aynı helikopterde hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Abdullahi Yansa, Tahran'ın güneyindeki Rey kentinde toprağa verildi.